Selamünaleyküm değerli dostlar, merhabalar herkese, hayırlı günler tekrardan. Gavak'tan herkese saygılar, selamlar. Evet, şu anda Gavak'a doğru iniyoruz arkadaşlar, hareket halindeyiz. Şöyle Samsun'umuzun güzel ilçesi Gavak'tan geçişimizi yapalım. Arkadaşlar yaz geldi, bu sinekler gene camlara çarpmaya başladı. Yıkıyorum yok, siliyorum yok. 2 dakika sonra bir tane çarpıyor, mahvediyor camı. Yapışıp kalıyor da bir de çıkmıyor da ya. Bir de çıkmıyor da yani. Ey Gavaklı hemşerim, ses seda çıkmıyor senden. Kayboldun gittin hoca. Hoca hanım, kayboldun gittin. En son Hatay'daydın, deprem oldu, aradık telefonuna ulaşılmıyor, yazdık yok, cevap gelmedi, merak ettik, ses seda çıkmadı. Düğünçüler korneleri çalıyor. Dostlar buradan gideceğiz, kahvaltımızı da ederek yatarız aşağı. Gerçi ben sabaha kadar yattım ama birader beni geçmiş, Avza'da tünellerin çıkışında yatmış orada. Ben orayı geçtikten sonra aradı beni, ben görmedim onu. Orada görseydim kaldırdım geçerken. Böyle arkadaşlar, burada bitti. Yani şehir olarak, yapılaşma olarak burada son buluyor. İki üç dakikada geçebiliyorsun yani girişiyle çıkışını. Karavanları bir tane sırtına almış, bir tane arkasına takmış, götüreyim. Ya o da baksana ya, küçük bir şey. Onu alacağını bir tane uzun şasa transporter al, yap içini, olsun sana karavan. Yani bu, baksana küçük, bunda ne kadar bir şey olacak. Yaparsın gibi bir şekilde. Hem aracı olarak kullanırsın, hem istediğin yere gidersin, istediğin yerde durursun.
bunu peşinde taşıyacak. Bence gerek yok. Gerçi milletin fikrine zikrine saygı duymak lazım. Bunlar onun doğuşuna öyle gidiyor demek ki. Ya. Bayrağı niye kaldırmışlar burada? Gene mi yırtıldı acaba? Bayrağı çekin göndere dostum. Ay, orada yerde. Evet. Yırtılmış arkadaşlar. Makinayla dikiyor orada bir arkadaşımız. Rüzgar yırtıyor herhalde arkadaşlar vurdukça. Yavaş yavaş uçacaksın ya. Yavaş yani. Arabanın tekeri neredeyse yere değmiyor. Arabanın tekeri yere değmiyor. Müslüman. Yani parmak kalınlığında bir milin üstünde gidiyorsun ya. Parmak kalınlığında bir milin üstünde gidiyorsun be. Bu
bugünkü yükümüz çok ağır ya. Evet değerli dostlarım, beni özleyen arkadaşlarımız, mesaj yazan arkadaşlarımıza, yorum yapan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum buradan. Sağ olun, var olun diyorum. Allah razı olsun beni yalnız bırakmayan arkadaşlarımızdan. Olarak arkadaşlar biraz moddan düştük. Bu depremler, pandemiler dolayısıyla bayağı bir insanlarımız moddan düştü yani. Eskisi kadar bir heyecan yok. İnşallah Allah'ın izniyle şu seçimleri meçimleri bir atlattıktan sonra Cenab-ı Allah da bize ülkemize daha böyle bir afet mafet sıkıntı vermezse inşallah, hastalık şekerlik. Ondan sonra Allah'ın izniyle, dirayetiyle yine tekrar eski günlerimize döneceğimize ben eminim. Ama tabii mücadeleye devam arkadaşlar. Mücadeleye devam edeceğiz. Mücadelemizi vereceğiz. Mücadele vermeden hiçbir şey olmuyor. Ha, şurada bir hafta kaldı. Bir hafta sonra seçimler biter. Ondan sonra her şey yerli yerine oturmaya başlar. Hareket devam eder arkadaşlar. Maddi, manevi olarak her türlü inşallah düzlüğe çıkacağız. Tabi illaki sıkıntılar olabilir. Olacaktır da. Ama üstesinden gelmeyi bizim milletimiz biliyor. Her zaman başarıyor. Bunun da altında, bunun da üstesinden gelecektir diye düşünüyorum. Özellikle şu deprem bölgesi bir hayata katılımını biraz daha hızlı şekilde gerçekleştirirse o bölge önemli. İnsanlarımız çok önemli. Bunları bir an önce hayata biraz daha hızlı adapte etmek lazım. Çakalı'dayız arkadaşlar an itibariyle. Menemenciler diyarı. Çakallı.
güzel manzaraları sizlere gösterelim dedik. Bazı arkadaşlarımız diyor ya, sadece yolu gösteriyor çünkü falan diye. Arkadaşlar ne diyeyim? Bizim formatımız çoğunlukla böyle, bu şekilde yürüyoruz. Da çıkıyoruz. Tepeye geldiğimiz zaman o da bitmiş olacak. Tepenin arkasında bir parça da olsa dededen kalma yer var arkadaşlar. Bir parça derken malum bizim dedenin uşaklar biraz fazla. 10 tane 11 tane çocuk, yani herkes paylaştığı zaman birer parça yer kalıyor. Diyor bizle eğlenir. Evet değerli dostlar, Çakallı'yı bitirdik. Hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar, selamlar diliyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, dostça kalın. Muhammed Atar kanalında kalın. İzlemeye, izlettirmeye devam. Yani yeni videolar olmasa da arkadaşlar, eski videolardan devam edin izlemeye. Abonelikten hemen kaçman. 20.000'i zaten bulamadık bir türlü. 20.000 bandını bir türlü aşamadık arkadaşlar. Orada bir destek verin dedik kaç sefer. Kimse 20.000'i aşmamızı istemedi. YouTube'da mı istemiyor? Ne abi bilmiyorum ki. YouTube'da istemiyor herhalde. Beğenmiyor mi bizi? O yüzden bilmiyorum ya. Nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz bilmiyorum ya. Videoları 10 dakikalık, 15 dakikalık videolar olarak mı atsam, ne içsem, kısa kısa. Siz de bıkmazsınız hem. Öyle de yapabiliriz ya. 15 dakikayı geçmeyecek şekilde, 20 dakikayı geçmeyecek şekilde yani. Hele 20 dakikayı hiç geçirmemek lazım diye düşünüyorum. Doğru mu düşünüyorum bilmem. Bunu da buradan yorumlara yazın arkadaşlar. Hadi bakalım, görüşürüz.